Oksijen stüdyolarından günaydın sayın izleyiciler. Güne Bakış'ta sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde her sabah yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmak istiyorum. Bugün 20 Eylül 2019 günlerden de Cuma, haftanın son günü. Dolayısıyla hafta içinde yaptığımız Güne Bakış'ı hafta sonu itibariyle bu haftalık noktalıyoruz. Sayın izleyiciler, iki anonsla hemen Güne Bakış'a başlamak isterim. Birincisi, sevgili arkadaşımız, basın mensubumuz Hasan Kaya'nın annesi Ayşe Kaya vefat etti. Hasan Kaya, öncelikle merhumaya tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasan Kaya ailesine, yakınlarına da sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. İkinci anonsum, Sayın İzleyiciler, Düzce'de emniyet müdürü değişti. Bir dönemdir Düzce'de görev yapan Hüseyin Deniz, İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne alındı, oraya atandı diyelim. Düzce'de Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan şu anda atandı. Kendisine başarılar diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Hüseyin Deniz'e de yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Sayın izleyiciler, biliyorsunuz özellikle son günlerde Düzce Belediyesi'ne ait işlemlerde, özellikle mali tabloda ki ortaya konulan tablolar hep tartışılıyor. Özellikle borç miktarı ve bu borcun nasıl oluştuğuna ilişkin tartışmalar hala süre geliyor. Düzce'nin Sesi gazetesinde manşetine bunu açıklamış. Açıklamışlarken tek tek açıklayın diye manşet atmış. 190 milyonluk ne iş yaptınız, kamuoyu cevap bekliyor. Düzce Belediyesi'nin geçmiş dönem borçlarını açıklayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Ekim 2017, 31 Mart 2019 tarihleri arasında 190 milyon liralık borç yapıldığını söyledi. Kamuoyunun vicdanını rahatlatmak adına Dursunay'ın 18 aylık mini başkanlık döneminde 190 milyon liranın nereye harcandığını tek tek açıklanması bekleniyor denilmiş. Yeni yönetim kucağına bırakılan 477 milyonluk borç Düzce Belediyesi'ni zor bir sürece soktu. Eski belediye başkanı Dursunay ve yönetiminin bu kadar parayı nasıl ve nerelerde kullandığının kalem kalem açıklanması bekleniyor. Daha önceden de söyledim sayın izleyiciler. Düzce Belediyesi'nde AK Parti 2004 yılından beri iktidar. Şu anda da 4. başkanı görev başında. İlk dönemde Mehmet Keleş, ardından İsmail Bayram, ardından tekrar Mehmet Keleş, sonra Dursunay ve bugün de bugünkü dönemde de Faruk Özlü başkanlık yapıyor. Yani AK Parti. Sayın izleyiciler, AK Parti başkanlık süreçleri içerisinde hep çekişmeli geçti. Mehmet Keleş'in başkanlığı döneminde İsmail Bayram ve ekibi Mehmet Keleş'i yıprattı. Sonraki dönemde AK Parti teşkilat ve milletvekilleri Bayram'ı bunalttı. Arkasından Mehmet Keleş tekrar geldi. Bu sefer herkes birbirini bunalttı. Derken Mehmet Keleş görevden alındı ve Dursunay getirildi. Dursunay'ın getirilmesindeki en önemli etkenlerden biri, hiç kuşku yok ki, teşkilat ve milletvekilleri. Dolayısıyla borcu kimden sorguluyorsunuz? Borcu yapan AK Parti, borcu sorgulayan da AK Parti. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı var. Bu Düzce'de, Düzce Belediyesi'nde başka bir partinin yönetimde bulunması mümkün değil, olmadı zaten. Dolayısıyla bu da garip bir tablo. AK Parti, AK Parti'yi sorguluyor, birbirlerini sorguluyorlar. Tamam, sorgulasınlar ama bunun sonucunu da kamuoyuna açık açık deklaresinden açıklasınlar. Evet sayın izleyiciler, biliyorsunuz bunun içinde geçmişteki ilk meclis toplantıları sırasında bir araştırma komisyonu kurulması öngörülmüştü. O başlık var. Geçmiş dönem için inceleme sürüyor. Düzce Belediyesi Meclis Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'na yaptığı iki toplantıda gündemde olan iddialar hakkında incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunulmaya devam ediliyor sayın izleyiciler. Şunu belirtmekte fayda var. Belediyenin hesapları açıktır zaten. Özellikle online sistem içerisinde hepsi bilgisayar kayıtları altındadır. Araştırma, inceleme derken bunun çok uzun vadeleri yayılmasında bir anlamı yok. Zaten gereği de yok. Aslında çok basit hesaplardır. Alırsınız hesapları, önünüze koyarsınız, çizersiniz, faturalarla karşılaşırsınız. Bunun teknik bir çalışması var zaten. Dokümanlar zaten ortada. Dolayısıyla bu kadar uzun süreye yayılan araştırma insanlarda samimiyetsizlik oluşturuyor. Bunu da açıkça buradan belirtmek gerekiyor. Araştırma komisyonu kurduysanız çalışın. Niye çalışmıyorsunuz? Evet sayın izleyiciler, bir başka okuyabileceğim Yüce'nin sesinden. Diğer haberler de var ama öncelikle şu haberi okuyayım sayın izleyiciler. İYİ Parti'den Başkan Özlü'ye destek.
Bu da ilginç haberlerden bir tanesi. İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, özellikle Düzce'nin ulaşım sorununa değinerek Düzce Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya istinaden kamuoyundan sabır istedi. Evet, başkan sabır istedi Faruk Özlü. Arkasından İyi Parti Başkanı Yunus Özay Er de Başkan Özlü'nün açıklamasına destek verdi. Evet, kamuoyu bir süre daha ulaşım sorunundaki gelişmeleri takip etsin dedi. Bu konuda belediye başkanlığı ne türlü bir açıklama yapmıştı? Hemen bir kısa bir hatırlatma yapalım. Özellikle Ulaştırma Müdürlüğü tarafından bir rapor hazırlandı ve bu rapor Başkan Özlü'ye sunuldu. Hazırlanan raporda ölçümler yer aldı. Yani Düzce'deki otobüs güzergahları ve bunların hareket saatlerine ilişkin yolcu taşıma kapasiteleri ve yolcu sayılarına ilişkin bir araştırma yapıldı. Temmuz ayında yapılan bir araştırmaydı. Şimdi Ekim ayında bir kez daha yapılacağı söyleniyor bu anketin, araştırmanın. Dolayısıyla ortaya bir veri çıkacak. Bu veriler ışığında da ulaştırma master planı hazırlanacak. İşte bu aşamaya kadar İyi Parti Yunus Özay'a sabır gösterilmesini istedi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı esas alınmıştı. Yani Ocak ayına kadar süre istenmişti. Dolayısıyla Özay Er de madem öyle biz de 2020'nin Ocak ayına kadar bekleyelim. Bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkacak anlamında bir açıklama yaptı. Evet, Günaydın Düzce gazetesinin manşetinde çok güzel bir haber var sayın izleyiciler. Hemen bunun biraz öyküsünü de açıklamak isterim. Biliyorsunuz Oksijen Medya Grubu tarafından Ayçok Hoca Doğancılık Köyü'nün sınırları içerisinde beton santrali yapılmasına ilişkin haberleri gündemimize getirmiştik. Bunu gündeme getirmemizin tek bir nedeni vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sel felaketinin temel etkenlerden birisi olarak dere yataklarının inşaat yapılması gösterilmişti. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu misali aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen dere yatağına beton santrinin kurulması gündeme geldi. Şu anda da inşaatı başladı. Biz buna dikkat çekmek istedik. Okşan Medya Grubu olarak dikkatle çekildi. Akçakoca'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi ve bir manifesto yayınladılar. Sorunlar tespit edildi. Başta tabii ki sel felaketi, arkasından derelerin ıslahı, arkasından beton santrali, arkasından Amerikan beyaz kelebeği konusunda il başkanları ortak bir bildiri, manifesto yayınlayarak yetkilileri uyardılar. İşin güzel bir tarafı da şu sayın izleyiciler. Sorunu tespit edersiniz, ortaya koyarsınız, hesabını sorarsınız. Ama bu bildiride, bu manifestoda farklı olan bir şey daha var. Çözüm önerileri de sunulmuş bu manifestoda. O işin o güzel olan bir tarafı. Başlık şu şekilde. Tüm siyasi partilerden Akçakoca'da gündemde olan sorunlar için ortak karar manifesto ile uyardılar. Akçakoca'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya gelerek bölgeyi ilgilendiren sorunlar konusunda manifesto yayınladılar. Sorunların çözümü konusunda yetkililere çağrıda bulunan başkanlar manifestonun son bölümünde fikir ve eylem planlarının uygulanabileceğini vurguladılar. Manifestoda gazetemiz tarafından gündeme taşınan Doğancılar Köyü'nde inşaatına başlanılan beton santraline ilişkin bölüm geniş yer aldı. Konu ayrıca yargıya da taşındı. Sayın izleyiciler, ben bu bildiriyi, manifestoyu sonuna kadar okudum. Son bölümünde ilginç olan bir bölüm var. Aslında ilginç olan ilk bölümü söyledim size. Bu konunun sorun tespitinin ötesine geçerek çözüm önerilerini yetkililere sunulmuş olması. Yani biz böyle istiyoruz değil, kamuoyu böyle istiyor. Bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda çözümümüz de budur diye manifestoya yazdılar. Son bölümde ilginç bir cümle var. Fikir ve eylem planlarının uygulanabileceği. Bu gerçekten de önemli. Bu fikir ve eylem planlarının anlamı şu. Yani bizim algıladığımız bir anlam şu. STK'larla işbirliği yapılacağı, fikir birliği oluşturulacağı ve buna ilişkin olarak da gerekirse eylem planlarının hayata geçirileceği şeklinde. Bu son zamanlarda yapılan bir iş değil. Düzce'de il başkanları bir araya geliyor. Zaman zaman farklı konularda, farklı görüş birliklerde bir arada bulunmaya ve toplanmaya devam ediyorlar. Ama ilçe başkanları, Akçakoca'da ilçe başkanları böylesine bir araya gelerek üstelik imzalı, Düzce'de henüz imzalı bir bildiri yok. Akçakoca'da imzalı bir bildiriyle kamuoyuna açıklama yapılması Düzce'de ilklerden biri oluyor. Onu da sizlere aktarayım. Evet, Düzce İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er'in açıklaması burada da var. Kazanan Düzce ve Düzceliler olsun şeklinde Özay Er'in geniş bir açıklaması var ulaştırma sorunu konusunda. Evet sayın izleyiciler, bu arada
Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde demeyelim, belediye başkanının daha ilk aylarında Avrakör ve İnönü parklarındaki kaçak yapıldığı iddia edilen yapılar yıkılmıştı. Oranın millet bahçesine dönüştürüleceği açıklanmıştı. Diğer gazetelerde de okuyacağım ama buradan kısa bir başlık okuyayım size. Yıkımlar sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özgür'ün tek park yapma projesi için Avni Akyol ve İnönü Parkı'nda başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda da Düzce'lilerin Dondurma Kornet diye bildiği Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası karşısındaki bulunan o dondurma kafeleri dün itibariyle yıkıldı. Onu da buradan bilmeyenlere duyurmuş olalım. Evet sayın izleyiciler, Düzce Parantez Gazetesi'nin manşetinde Akkoyun, Karakoyun yakında belli olacak. Düzce Belediyesi Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Yücel Vergösterişi Başkanlığı'nda yaptığı iki toplantıda gündemde olan konular hakkında incelemelerde bulundu ve yakında meclis toplantısı olacak. Biliyorsunuz meclis toplantıları her ayın ilk haftası toplanır. Sanıyorum inceleme komisyonu raporu belediye meclisinin Ekim ayının ilk toplantısına gündeme gelebilir. Dolayısıyla meclis üyeleri de bu rapor konusunda bilgi sahibi olacaklar. Tabii ki kamuoyu da bilgi sahibi olacak. Biz de sizlere bunu aktarmış olacak. Ancak demin de dediğim gibi böylesine komisyon kararları ya da inceleme komisyonu yaptığı çalışmalar hızlı seyretmeli. Çünkü kamuoyunun üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır bunlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet, Gaziler Günü kutlandı. Tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olması, gazi olması kutluyoruz. Gaziler Günü'nü de kutluyoruz. Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu törende yaptığı konuşmada özellikle derneklerine ilişkin sorunları da dile getirdi. Bunu bir fırsat bildi. Kendisi yıllardır bu soruları dile getiriyor. Dolayısıyla bu sorunların da üzerinde eğilmesinde ihtiyaç var, gerek var. Evet, Düzce Belediyesi tarafından yeni yollar açılmaya devam ediliyor. Bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'nde özellikle katlı otoparkı, katlı pazar yerine çıkan alanda yeni bir yol açma girişimi daha yapıldı. Umarız bunlar da en kısa sürede tamamlanır. Sayın izleyiciler, Düzce Postası gazetesi de araştırma komisyonunun haberini başa çıkarmış. Dur bakalım bu işin sonu neye varacak? Başlık bu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun inceleme sonucunu kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi demişti. Geniş olarak okuduğum için bir daha okumaya gerek yok. İyi Parti'nin otobüs seferlerinde aksama için sabır istediği haberi var. Onu belirtelim. Bu arada kadın girişimciler de toplanıyor. Kadın girişimciler toplantı başlığı altındaki haberde Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Tarım İl Müdürlüğü, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Düzce Kadın Girişimciler Kurulu katılımıyla kadınlarımızın ürettikleri yöresel ürünlerin katma değer kazanması ve sağlıklı bir şekilde satışa çıkarılması için kadın güçleri bir araya geldi ve ortak bir çözüm üretmeye başladılar denilmiş haberde. Düzce Damla Gazetesi. Evet, bir nostaljik başlık. 50 yıl sonra kaldırılıyor. Millet Bahçesi'nin birinci etap çalışmaları kapsamında İsmet İnönü ve Avni Akyol parklarının ardından Durmazdağ'ın iş merkezi karşısında bulunan büfeler de yıkılmaya başladı. Yaklaşık 50 yıldır Düzce'ye hizmet veren büfeler artık tarih olacak denilmiş oldu bile. Eylül ayına kadar süre verilmişti başlangıçta ve dolayısıyla sürenin bitimiyle birlikte Kornet Dondurma başta olmak üzere o sırada bulunan 3 tane satış mağazası, satış büfeleri kaldırıldı ve tarihe karıştı. Evet sayın izleyiciler, bu arada diğer haberler, alternatif yol yapımı bekliyor. Bu molozları gören yok mu? Evet, bu haberi okuyalım. Düzce'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Merkez Yönetim Binası'nın hasar derisine bakan tarafı moloz şekline döndü. Molozların yığıldığı alan aylardır temizlenmiyor. Görüntü ve çevre kirliliği karşısında yetkililerin bir çalışma yapmaması da şaşırtıyor. Bu kirli görüntüye bir an önce son verilmesi ve yol kenarındaki molozların kaldırılması bekleniliyor denilmiş haberde. Sayın izleyici, evet. Güne bakıştan bugünlük de bu kadar. Haftayı da kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta başına pazartesi tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.